Hanımlar iki sevgili dostum Sayın Ayta Sözleri ve Sayın Nüket Duru alkışlıyoruz. Hoş geldiniz. Siz tanışıyorsunuz ve senin son albümde Hı -hı. acayip bir şey yaptın. O albümde Ayta yok. E, evet. Niye o albümde olmayan tek kişiyle programa katılıyorsun? Bütün yaz konserdeydi anam, oradan oraya, oradan oraya. Yok aslında ya, isteseydi yapardık ya. bir şeyler. Yani Peki, bir zaman ama bu kadar saçma ama. bir oluşum olabilir mi? Yani Nüket Türkiye'nin çok önemli, çok önde gelen herkesin sevdiği sanatçılarıyla çalıştı. Hepsi koşa koşa geldiler. Nünü böyle bir şeyi arzuladı bir beraber çalışma, bir işbirliği önerdi diye. Bir tek sen yoksun o albümde, programada senle katılıyor. <laughs> dedi ki, <laughs> <laughs> albümde Ben daha saçma bir şey görmedim. Yani ben ne yapacağımı bilemiyorum. <laughs> albümde yer almadın dedi. var PR'ında yer al dedi. Bu oh. bir PR değil ki canım. Ne PR'ı ya? PR böyle mi olur? PR hep beraber oturduk, konuşuyoruz, muhabbet edeceğiz. halamın kızı. <laughs> <laughs> ha. Öyle hakkında. Öyle mi? Evet. Yeni çıkan Nünü shortlerini, eee tişörtlerini tanıtıyoruz. Bunu bana getirmiş. Evet. Ben nasıl bir ayıysam e, böyle bir şey getirmiş bak. Yani <laughs> Hayatım böyle... şimdi son moda öyle bol gibi. Bol mu? Tabii. Yani hip hop gibi mi? Evet. Tabii ama bu arada bu gösterdiğim arkası. Tabii. Bu gösterdiğim arkası. Bu arkası. Kibar. Arkanda bu görünüyor. Kibar mı? Kibar tabii. Arkanda nüket duru varsa kibar mı oluyoruz? E yani öne bu kadar ha, büyük öne, resim koymayınca. Öne çok. küçücük Küçücük efendim şey yapıyorlar diyorlar ki ee, Okan Bey ben bunu giyiyorum. Yani şöyle oluyorum ben. Ondan dur şöyle oluyorum. Ha, ha. Ondan sonra ha. Okan Bey arkanızdaki kim? Arkamdaki <gülüyor> mi? <gülüyor> Söyle yavrum okuyabiliyor musun? Bunu okuyan evet. insanlara yaklaşıyorum. Yani evet. belli bir yaşın altı oluyor evet. bunu okuyabilenler <laughs> gözlük takanlar okuyabiliyor gözlük değil mi? takanlardan kaçıyoruz <laughs> ve tabi seni bilmeyenler ama çok güzel bir resim albümün kapağı da bu resimdi evet renklisi ee, aslında bunu e, yabancı bir illüstratör arkadaşımız e, tablo haline getirdi hani benim bilindik koca küpeli topuzlu halim Evet. E, tabi e, çok da tutuldu yani o, o geceden beri telefon alıyoruz. Evet. Hani burada yaptığımız evet. dinleme partisinden beri. Çok güzel. Beri. Listening party. Sen geldin partiye. Geldim. Evet. Türkiye'deki yine bak albümde ilk... yoksun ona da gelsin. Bir de saniye de çıktı. Ha saniye de çıktı. Saniye de aranızdan, davet ettiler. Aranızda ne var sizin? O albümde o bak kimler gelmedi? Kenan Doğulu geldi. Ha, Ondan Sıla sonra geldi. söyle Sıla geldi. Ceylan Ertem Ceylan geldi. Ertem Ertem geldi. 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 Kalben geldi. Kenan Doğulu geldi. geldi. Evet. Ona... Funda Arar, Funda Arar geldi. geldi. Evet. Funda Arar hatta ben seni anasını. Sena Şener geldi. Evet, evet. Ben hatta şeyde Funda Arar'ı kapıda korkuyorum ben Funda Arar'dan. Sen de korkuyor musun? yani e, mesafeli, sana, ve, sana, mesafeli, mesafeli ve mesafeli ve bir Mesafeli diye bir ses çıkarıyor. Aa! Ben o sesi duyunca korkuyorum. Merhaba Okan dedi. Korktum vallahi. Sen korkuyor musun? Bunlardan... Yok ben korkmuyorum. Çok cici bir kız. Çok efendi bir kız. Çok hem zayıf. kendisini çok seviyorum. Hem eşini çok seviyorum. Çok zarif ama ben onun kocası olmak istemezdim. Ne Günaydın filan derse. Çok insan korkar. <laughs> o çocuk nasıl kaçmıyor o evden anlamıyorum. Ama çok çok tatlılar. O kadar naif, o kadar cana yakın ki. Ama ne hep bu laflar o kadar naif, o kadar şey hiç kötü insan kalmamış dünyada hep onlar ne işte değil mi I am I am I am killer Bana am göre killer. yok ben görmüyorum. Sen görmüyorsun tabii çünkü sen çok iyi niyetlisin. Evet çok ben çok iyi niyetliyim. Evet, Peki tedavi bu... mümkün değil. Peki bu <laughs> E, fotoğraf. Hmm, yaptı, 30 yıl öncesinin. Söyle, söyle. Ha? 30 yıl öncesinin. Bunun öncesi. derdi de bu. <laughs> Bunun derdi de bu. Yani bazı gerçekler var. Mesela işte geliyorsun. Mesela Nüket Hanım gelmiş. Diyorsun. Ha. Nüket Hanım 1927 İstanbul doğumlusun. <laughs> 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 buna da bir önemli. itiraz. Bak, buna bir itiraz. Ben 1927'de doğmadım. Allah Allah. Yani nasıl olabilir? Sürekli aramızda bu yaş çekişmesi var. Hayatım bir kere, nasıl bak. Burada bak. ne yazıyor? Benden, benden 10 büyük. yaş büyüksün. Evet. Benden 10 yaş büyük Ama nasıl göründüğüme bak. Benden 5 e, yaş küçük gibi görünüyorsun. Evet canım. Hatta 10 diyebilirim. Hayır bence <laughs> 20. Şimdi bak boyamasaydın. Ben o kadar hırpalandım ki, ha. o kadar hırpalandım ki. Bak saçımı e, Umberto Eco, Gül'ün adı Orta Çağ biçimi. <laughs> Peaky Blinders biçimi. Çok sevdiğim Ondan bir film Ondan çok... Evet böyle bir şey. Çünkü işte peruk takıyoruz. Yani böyle bir şekilde vallahi sokakta görüyorlar çok güzel. O oh, Kaan Bey çok üzüldük filan. <laughs> Niye? Yani, <laughs> yani. Peki devam. Şimdi bu şeyi yaptın. Bu geceyi yaptın. Ve ilk defa, ilk defa böyle bir listening party yaptın. Dinleme evet. partisi. Evet. Ne oldu o partide? Şimdi tatlım. Önemli olan her... Solist arkadaşımla ayrı günlerde kayıt yaptık ve bunlar akustik kayıtlardı delikanlıca çalıp söyleyip çıktık. Ee, değişik reverbler, değişik efektler koymadan hakiki kayıtlar yaptık. Ee, ama bunların tamamını e, birlikte de dinleyelim istedim. Hem de sevdiğim arkadaşlarımla, dostlarımla. Ama bu bir cesaret işi değil mi? Bir dinleme partisi yapmak. Çünkü herkes izleme partisi yapıyor. işte ha. yeni klibim, yeni şeklim, evet. e, müdahalelerimden sonraki ilk görüntüm vesaire vesaire. Herkes bu kadar çok görsel üzerine oynarken hayır ben müzik yaptım işte buyurun gelin dinleyelim demek Evet cesur bir hareket. Teşekkür ediyorum. Bunu yaparken böyle düşünmedim. Hepimiz birbirimizi dinleyelim diye ve birbirimiz hakkında yorumlar yapalım diye yaptım. Ve bunu da yuvam gibi gördüğüm da 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 yaptım. Sağ olun, teşekkür ederim. Yani sen... Bizlerin çok yakınısın. Ne kadar hırpalarsan hırpala buna inanmıyoruz. Exactly. Evet beni biraz önce beni, sarstı İtalyan beni hiç, telefonu gibi. Beni çırpalamaz. Hiç, ırpalamaz, ırpalamaz, hiç ırpalamaz. Değil mi? Gerçi her zaman kibar, inanılmaz, hep evet. beni motive eden. Dünyede, de kibarımdır ama evet. artık yıllar yıllar evet. geçti. O bana şey oldu. çok sahip çıkar. mesela bir hiç ödeyemem borcumu. Ama bozukluğu içerisindeki bir şeyde bir yaz hatta kızımla beraber e, tatil e, yapa geliyordum. Ondan sonra açtı telefonu buraya geliyorsun. Benim kanatlarımın altında giriyorsun. Seni yedireceğim, içireceğim, eğlendireceğim, her şeyi yapacağım. Hemen onun yuvasına doğru e, koştum. E, Bodrum'da bir otele. Ondan sonra inanılmaz... Bodrum'da otelin var gibi zannedilmesi. Bir arkadaşının oteli. Ondan sonra aman inanılmaz bir yaz bir dönem, yazın bir dönemini beraber geçirdik. Evet harikulade Yani ne zaman ihtiyacın olursa tavsiye ederim Halamın kızı biliyor Evet. <laughs> Daha önce ben de aynı şeyleri yaşadım Otele doğru yola çıktım <gülüyor> 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 Orada tanımadım onu aa, aa, Orada <gülüyor> tanımadım <gülüyor> Ne zaman dinlenme parçası var orada tanıdı beni evet. <laughs> Bu resmi tekrar gösteriyoruz İşte bu güzel e, resim Ay, Çok korktum ayol. Çok güzel bir Şak açılış diye. Ondan sonra Bu ne ayol bu ne o ne? Ha o nereden çıktı? İşte senin Instagram'ından buluyoruz bunları. Ne nereden çıktı? Sen kendisi koymamış gibi. Evet, e, evet biz bulduk. Evet evet. Karanlık e, odalarda. <laughs> ne 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 bu? Nerede bu? Bu Carmen'de e, masanın üstünde e, polis müdürünü tavlarken bu tavlama halin mi? Adamı ha. eziyorsun gibi <laughs> geliyor. Bana. Öyle tavlıyormuş Carmen. Bu Carmen'den mi? Bu alttaki evet. Bu polis İlk becimi. benim seyrettiğim Carmen mi? Şantiyatosundaki Carmen evet, mi? Evet sen çocukken. Fakat bu kadar mı değişmez bir insan? Bir yaklaşsanıza <laughs> Nünü'ye. Nünü'nün yüzüne yaklaşabilir miyiz? Niye böyle oluyor? Bele bele bele. O yüz bela, değil şekerim. Buna buna buna. <laughs> gel gel gel. <laughs> Yahu bu kadar mı değişmezsin kadın? <laughs> evet. Bu ne ya? <laughs> Bu 1980 Saçım kaç? 84. 84. Ne birader ya. İnanamıyorum. Ne yapıyorsun? Herhalde geceleri tabutta yatıyorsun değil mi? <laughs> <Ha>? Evet, Transilvanya'da <laughs> doğumluyum. Transilvanya'da bir şatoda bir tabut. Bak Ancak yine güzel. bir değişmediğinin göstergesi. Aa evet. O da başka. Yine Bunu Instagram'a sen koymadın mı bunu? Koydum, koydum, e, sen koydum koydu. abi hep şaşkın. Aa, aa kim acaba? Şimdi aslında koydum derken yalan söylüyorum. Onları ben beceremiyorum. Ee, koyucu var. Ay, evet. evet. Koyucu. koyucu var. Herkesin <laughs> o koyucu koyucusu var. Ya benim de Instagram'a koyucum var. Evet. O koyuyor bunları ben. ve ben Instagram'dan tiksiniyorum açıkçası. Tiksiniyorum fakat diyorlar yani sosyal medyada yoktum falan filan. Hayır arkadaşlarım işte afiş mafiş paylaşıyor. Benim zaten bir paylaşılacak bir özelliğim yok. Ben de beceremiyorum. Evet. Tekrar görelim. Nünü bu nerede sevgilim Bu nerede çıkıyor? tiyatrosu Fransızca bir potpori yapıyordu. O yüzden Lavian Rose'la başladığım için e, pembe pembe giymiştim. Öyle şeylere çok efendim. düşkünüm ya. Ama ayakkabıları da gördük evet. Gördün değil çok mi? Acayip. Türk peki, bilmezler. Peki Bu da yakın zamandan lüzumsuz ve saçma bir fotoğraf. Niye çekildiği belli değil. Bu hasta papağanı şimdi hayvan hastanesine yetiştiriyorum. <laughs> Fotoğrafımı bu nedir? Elime yattı böyle. Bu papağan eline mi yattı? Evet. Cümle, bir versene papağan bana böyle... dedim. Vallahi bu, bu kedi sandım onu böyle. Peki bu önünden çıkan şey ne? Kuyruğu mu? Kuyruğu. Kuyruğu. Çok güzel bir. Papağanın kuyruğu önünden mi çok çıkıyor? Çok güzel bir mahluk. Arkadan öne doğru gelmiş. Yatınca kuyruğu öne mi dönmüş? Evet. Hiç böyle papağan görmedim. <laughs> Ama papağan. Peki Nünü sen onu papağan olarak da tutmuyorsun. Başka bir şey kedi gibi, gibi tutuyorsun. Kedi gibi tuttum. Kedi gibi yani tuttum. Yani akşama bunu pişireceğim gibi tutmuyor musun? <laughs> akşama hindi var. Bu tavuk. Bunu pişiriyoruz. Hiç Peki, bu papağanı sana güvenip böyle garip bir şekilde yatması garip değil mi? Yani garip ama... Aynı zamanda senin o çantayı tutman garip değil mi? <laughs> o kolumda canım. O kolumda. Veri bu kadar adam. saçma bir fotoğrafı kim koyuyor Instagram'a canım? Çok saçmaymış bir, bir koyucu, koyucu. Evet, koyucu. Koyucu evet. bir taş. Ay bu ne ya? İşte bu çok önemli. Bak, bu çok güzel, çok güzel, çok güzel. Allah <laughs> rahmet eylesin. Sayın Zeki Müren. <laughs> ay Aa, bak, canım. Yaklaş, yaklaş. Ya canım. Yaklaş. Canım. Bak, ay onun. Çiçek Zeki veriyor. Zeki Müren'in güzelliğine bak, ya. saçlarına bak ve kilo olarak da kilosu da pek, pek güzel, evet. pek zayıf, pek zarif. Yanınızdaki kimdir efendim? Füsun Önal. Füsun Önal mı bu? Evet. Peki Füsun Önal yanında ne yapıyor? E, Merhaba Müzik diye ilk e, koyduğumuz e, bir gösteri vardı. Şan Tiyatrosu ve Rumeli Hisarı'ndan sonra Bodrum Kale'de yaptık. Aa, e, Bodrum denince Zeki, Zeki Bey'in Bey. gelmemesi düşünülemezdi. Mutlaka sevişirdik öyle çok e, muhabbetimiz vardı aramızda. Ya nasıl arıyoruz? Nasıl özlüyoruz çok, be vallahi Çok bile. çok, nasıl çok özlem Şimdi yeni nesiller tabii ki Zeki Bey'i çok e, yani resimlerden, anlatılanlardan biliyorlar. Evet, Belki evet. de çok bilmiyorlar ama biz o döneme şahit olmuş insanlar olarak hakikaten varlığını çok arıyoruz. Hmm. Şakalarını çok arıyoruz, hitabetini çok arıyoruz, esprilerini çok arıyoruz. En azından bizimle olmasını, var olmasını çok arıyoruz. Bu ülkeyi, bu toprakları sevdiren insanlardan biri. Yoksa sorsak desek ki ya ne yaparsın işte şimdi falan ülkeye göçer misin, filan yere gider misin? Ben ben gitmem. Niye ben gitmem? De gitmem? Çünkü ben derim de. ki benim insanlarım, sevdiğim insanlar buradalar. Zaten bu ülkeyi, bir toprağı bu yüzden severiz. Tabii. Ben yani tabii. milli duygularımız da vardır. Milli duygularımız tabii. da yücelir, çoğalır, e, güzelleşir, e, önemlidir. Ama bir yandan da bir insanlar, bir insan vardır. O insan yüzünden sen o evde durursun, o toprakta durursun, o mahallede, o şehirde her neyse. Zeki Müren böyle bir böyle bir insandı hakikaten. Görelim tekrar fotoğrafı. Hmm. Şimdi Füsun Önal hanımefendi hala böyle değil mi? Böyle. Evet. Bizim jenerasyon böyle canım. Sizin jenerasyon öyle. Bir kere ben bir, bir meseleden dolayı hastanelik olmuştum. Füsun Önal, annem de benimle refakatçi olarak kalıyordu. Füsun Önal e, beni ziyarete geldi. E, 12 tane mi, 15 tane mi net yazdığı kitabı getirdi. Oh. Çok, okur musunuz Füsun Önal? Okurum. Bırak numarayı. Kimse okumaz. Füsun Önal çünkü. Ben vallahi okudum. Yemin ederim evet. Annem Gel, 12 de... kitabı falan sıkıntı içerisinde bitirdi. Ve bir gün hastane odasında dedi Ben yeter. Yeter. Ben de dayanamayacağım. <laughs> dayanamayacağım dedi annem. Annem. Her şeyi okur. Fakat Füsun Önal o kadar çarpıcı, debdebeli bir yazar ki... ...annemi 12 kitapla falan çıldırttı. <laughs> annem de bunları bir overdose'a girdi annem de. 12'sini beraber okudu. Biz Çünkü vallahi Füsunan telefonda Al... çal... konuştuğumuz zaman benim günüm kayıyor. Nasıl Randevuları kayıyor? ertesi güne <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> yolluyorum. Güzel Çünkü bitmiyor. Bitmez. Ve bitmediği gibi de o kadar da lezzetli ki dalıyorum... Ah çıkacaktım Füsun. Ah, aşk olsun diyor. Aa. Biraz daha devam ediyoruz. Niye Füsun Hanım'ı ağırlamıyoruz? Mesela üç gün süren bir program yapalım. Tabii. Ama <laughs> 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 ben çok mutlu olurum onu tekrar Düğün görmekten. Gibi, ya, keşke Füsun Hanım'ı çağırsaydınız. Evet. Ha? Ben, bir keresine albümü... çağırırız. O da, da nasıl olsa okumamıştı albümde. Ama Füsunanoğlu bir özel programla Tabii. üç gün süren baş başa beraber. geçen bir Ama program. Ama onlar beraber konuşması gerekiyor. Yok yani. hayır, hayır. Ben onun taklidini yapıyordum. Çok güzel. Yapsana nasıl olacak? Aynı duygular, aynı sevgiler içimde. <gülüyor> <gülüyor> Hiç bitmiyor değil mi o? Bitmiyor. Çok acayip. Bitiyor. Çok acayip. Peki şimdi e, Ayta'dan bazı sözler. Geçen sefer mutluydun değil mi programda? Çok. Çok güzel geçmişti. Harikulade. Peki. Ee, Aytan'ın çok... benim albüme verdiği emeği Hı. biliyor musun? Hani yoktu ya? <laughs> Bak o şey. Lisa'nın partiye Şimdi verdiği o gün herkes emek. şarkı söylemiş ve herkesi sahneye davet ediyor. Beni de davet etti. Ha. Dedim ki ben niye çıkıyorum? Çünkü ben okumadım albümde. Evet. Herkes diyor ki bu albüme verdiği emek, şu albüme verdiği emek. Ben bana gelince konuşması dedim ki efendim ben albüme bir emek vermedim. Hmm. Ama bu gece için çok emek harcadım. Hmm. Saçımı yaptırdım, makyajımı yaptım. Çünkü nüket böyle şeylere çok kızar. Evet. Makyaj yapmadan gelemez. Benim verdiğim emek de o. Onu söylüyorum. yaptırdı yaptırdık evet. evet. Ama şimdi de mükemmel. Gene Misampli. aynısını yaptırdım hmm. bir, bir kere beğenince aynısını Kız Senin yaptırdım. ne satıyor biletlerin burada? Şimdi ne zaman Ayta'nın konseri? 26'sında. Ne sattı, ne sattı? Kapatacağız neredeyse. Maşallah. Neredeyse 26'sunda. kapatacağız ama bu yayınlanmış oluyor. Yani bu program yayınlandı boşuna konuşuyorum. Yani o ya yani bu programın yayınında o konser geçmiş olacak. Geçmiş mi olacak? Evet. O zaman şöyle diyebiliriz. biletiksi kapatmışsınız zaten. Evet, o zaman kapat. Sadece kapa birkaç tane özel masa bırakmışsınız. Evet. O da şey. Bu niye? Özel Tosunlar. masada ne oluyor? Özel ben masa. bilmiyorum ki siz bırakıyorsunuz. Biz ben mi özel? Biz özel masa falan bırakmıyoruz. Kim diyor ya özel ya çok masa? Çok isteyenler olunca bırakıyorlar. Allah Allah. Bizde yok o. Yani var ya önde özel evet. masa falan. Öyle bir şey yapmıyoruz. Bu halk yeri ya. Burası sen de biliyorsun işte yani. Pekala. Ee, içeriye girmeden önce iki tane de klip mi çıkardın hemen albümden? E, evet. Ne çalışkan? Aslında... Hemen. <laughs> aslında... İkincisi e, stüdyoda çekilmişti. Okey. E, tarafından e, bir dokümanter yapıldı, hmm. e, albümün e, arkası, mutfak hmm. kısmı hmm. olarak. E, i̇yi geliyor mu sesim? Geliyor, geliyor. Bir de beni uyarıyorlar, dişlerini silerse biraz önce bir hayvanı parçalamış ağzıyla. <laughs> papağanı. Ağzı abi. kan revan içinde <laughs> diye. Papağanı, papağanı. <laughs> Biraz önce papağan yediği için ağzından kanlar damlıyor diye. <laughs> belli olmayan ruştüreyim dedim ama ee. bu dağın yerine ee. dişime sürüdü. Ama üçtür be, yapıyor dur. be. Evet. Ee, Sıla ile beraber, beraber olan klime bakalım. Hadi bakalım. Vallahi Bravo. Ne güzel bir klip yapmışsınız. Kim çekti klibi? Ee, Onur diye bir kardeşimiz. Soyadını unuttu Neydi? Onur Sarsıcı. Ha, Onur Onur Sarsıcı. Sarsıcı. Hakikaten güzel bir klip yapmış. Hikayesi de güzel. Bir hikaye var. Hem izlemesi güzel. Bugünlerde izlenesi, izlenesi müzik klipleri çekilmiyor. Evet bir ama acayip ikinizde, hikayeler e, var. Evet ama işte ilk defa iki güzel kadının da e, böyle güzellik e, efendim e, kamera önünde eğilip bükülmek iddiasında bulunmadığı, e, bacak, vücut, e, gösterme çabasında olmadığı bir konunun işlendiği, o konunun aktrisleri olduğu bir klip izledim ki evet. çok hoşuma gitti. Ayrı Meski dönemde. 90'lı yıllardaki, 90 yıllardaki ya. klip sektörünün bütün dünyada en yüksek olduğu dönemlerde çok yaratıcı, çok güzel kliplerde olduğu gibi bir şey izledim. Bu Onur Sarsıcı harikulade bir şey yapmış. İkiniz de... Tabii ki ben e, kadınlar yalnız başlarına ne yapacaklar? Bir otelde geçiyor olay. Hı hı. Otelde sürtünmedik duvar, bırakmadılar. Ne varsa her şeye dayandılar. E, bu böyle erkekler yapmıyor. Kadınları serbest bırakınca kliplerde ne varsa ona dayanıyorlar. Gidiyorlar, sürtünüyorlar. Her taraflara buna geliyor, buralara sürtünüyor. Böyle dayanıyor, böyle dayanıyor. Bunu tutuyor falan filan. Erkeklerde daha böyle bir Ergen enerjisi var. Hebelen, hebelen, hebelen dans Hı. ediyorlar onlar. E Şimdi, orada ayrı dönemlerde yaşadığımız e, ve ayrıldığımız, ayrılık yaşadığımız bir aşkı yad ediyoruz. İkimizde ikimiz aynı oda. Evet. İkimizde aynı mu? odada yaşamışız. 101 101, 101, 101. 101 evet. Aynı adam mı? Yok Allah'tan değil. <laughs> Peki oraya gittiniz. Yani bu şey vardır meşhur film şeyinde oynadığı. Um, neydi o Jack Lemmon'ın <laughs> e, meşhur e, partneri? Söyle. Shirley MacLaine? Ha, hayır hayır adam <laughs> partneri. Ee, ha. Neydi ya? Ha. Walter Matthau. Walter Matthau. Ah, ile bir evet. şeyde ne? Plaza Hotel. Evet. Filmi. Plaza Hotel değil mi film? Orada da aynı oda dört farklı hikayeye sahipliği yapar. Ay. Çok güzel bir filmdir. Bana biraz... Senaryo onu anımsattı hiç alakası yok o bakımdan söylemiyorum ama hı hı. öyle Hatırlattı. bir hikaye yani 101 numaralı odada geçmiş iki hikaye iki kırık kadın mı? Evet ha evet Ve... hadi bari dayanalım diyor evet her tarafa ne yapalım yıllar sonra dayanalım. gidelim her <laughs> tarafa sürtünelim odada. <laughs> Ama otel de güzel bir ama otel. Ama ilk anlatırken dedim ki keşke ben de ne güzel anlatıyor klibin içinde olsaydım. Sonra da sürtünme kısmına geçince... E ne yapayım o kadar ama çok güzel yapılmış. Renkleri çok evet. güzel, kızlar çok güzel görünüyor ve sesler tabii ses iki güçlü sesi e, şey yapıyor. Entonasyonumuz Yakışmış. da çok tutuyor Sılayla. Ne demek istiyorsun entonasyonumuz tutuyor derken? Haa. E... Mesela iki çok iyi şarkıcı vardır ama beraber söylediğinde iyi duyulmaz. Hmm. Bizim beraber söylediğimizde iyi, iyi. iyi duyuluyoruz. Maşallah. Her şey çok şey. Albümde iyi yardım. duyulmadığın var mı peki? Yani beraber yok, yok mu? Yok. Ben Şimdi onları albüm elimde. Koklayıp çok öyle. güzel. Bir de bir hard copy yapılmış. Hı hı. Ee, i̇şin ruhuna sadık kalınarak Ondan sonra ve plağı da var. Bir plak evet. yapılmış ve bir CD yapılmış. Bugün evet. bunun satılması satılmaması önemli değil. Tabii. Fakat bir sanatçı Yapımda. dört başı mamur bir çalışma yapmış. Böyle hatta böyle bir şömizi de var. Buna şömiz deniliyor. Şömiz. Ondan sonra yine açıyoruz. Yine bu çıkıyor. Sonra tekrar evet. açıyoruz. Unutanlar bir buçuk olan. yıl uğraştık. Sen de olacaktın içinde bundan sonrakinde inşallah. Evet bana yer bulamadı. Hayır Sana... sen çok yoğunsun. Aa, bana canım. da aynı bahane. Yani <laughs> yoğunlukla alakası yok. Bu bana bak kandırıyor. yılan kardeş. Sen çok yoğunsun. Yani diyor ki senin kabahatin. Ben akrabasıyım bir de. <laughs> evet. Senin <laughs> Ben halasını kızı e, olduğum halde. Halasını kızı halim. olarak bak işte. Fakat her şey çok net hallolmuş bitmiş. Yani bir resim bir illüstrasyonla işi çözdük. Bak başka bir şey yok. Biz bir de Süre filmini girerken, çektik. Bilmem. Bunu. Ha, bir de bir genç çocuk getirdin gözlüklü. Evet. Hafif tombiş. Evet. O da sana nerede film festivalinde mi e, Onları şey var, bilmiyorum ama şey. e, şimdi biz arşiv konusunda eksik e, insanlarız. E, o, o bu dokümanteri çekerken e, Nükhet Hanım dedi ya. Bu arada Polat Yağcı'yı da tabii ki tabii ki. E, tebrik evet. etmek lazım. Evet. Böyle bir prodüksiyonun evet. önemli evet. parçası. Benim evet. Benim kardeşim Böyle gibi Polat. Böyle bir şey yapmış. Yani bugün birçok insanın lüzumsuz gördüğü, e, boşa masraf diye gördüğü, gördüğü şeyler şey. bütün evet. bu albüm için yapılmış. Helal olsun. Polat Yağcı'yı evet. da tebrik etmek gerekiyor. Evet. Evet, evet. bu ne diyordum arşiv ben? Arşiv diyordun ha, hayat. Arşiv diyordum. Bu arşivinizi bana... Bak niye bana... geldim anladın mı? <laughs> Gayet iyi yani. anladım. Sen şey yaptın. 1927. Evet. Yani evet. Aslında 1918'de nüfusa 1927'de yazdım Çünkü ben. şey ha, evlendirmek çıkması... Evlendirmek için. Sahneye çıkabilsin diye <laughs> tabii, yaşını büyüttüm. Tabii tabii. Tabii tabii. Evet. E, bu dedi arşivinizi bana açar mısınız? Ay tatlım arşivim yok ki benim dedim. ...yani biz alışmadık öyle şeye... ...çünkü benim albümlerim, resimlerim falan hep... ...beni sevenlerde var... ...ben öyle biriktirmem... ...yani mesela bunu yaptım değil mi... ...ben bundan sonrakini düşünmeye başlıyorum... <laughs> evet. ...garip bir durum yani... ...aidiyet duygum fazla yok... Ee, ...istersen dedim... ...çekmeceleri açayım... ...kalmış bir şeyler bulabiliriz... ...bir de e, o beni sevenlere... ...müracaat edelim dedim... Hakikaten herkes tutuyormuş e, arşivleri. E, enteresan bir film yaptı Muutunç. E, kendisi Muutunç olarak kayıp ada e, olarak nitelendiriyor kendisini. Biz de bulduk o adayı diye nitelendiriyoruz. Enteresan ee, çok bir olan. Evet. Çok Büyük duygusal e, bir şey yaptı. Peki bu aynı zamanda bir görsel yönetmenlikle mi üstlendi bu tabii, işte? Tabii tabii e, tabii. T-shirt'ler bütün tabii, tabii, bu şey tabii. tasarımlar falan. Grafik çalışan e, hmm. kardeşimizle de hep e, ekip evet. çalışması yaptık Mükemmel. aslında. Tamamen bir konsept işi oldu. Evet. Full ekip çalışmasıydı. Evet, Evren Ercan'ın e, e, kaptanlığında Sayayım eee Sıla ile yaralım. Ee, Kenan Doğulu'yla seninle ee, Mabel Matiz'le nerede aşık oluyorum Evrencan Gündüz'le beni benimle bırak Funda Arar'la bir nefes gibi kalbenle kazandım Zeynep Bastık'la Destina Ceylan Ertem'le gözlerin bulutlu Sena Şener'le sevda rubato'yla ve mahmure Ata evet. gerçekleştirilmiş ki müthiş 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 bir kadro kurmuşsun. Benim evet. zaten bu kadroda işim yok. Nasıl yok ben ya? Ben burada sırtırdım. Sen 12 olacaktın. Ben sırıtırdım burada. Senin için düşündüğüm şeyi bir sonraki, göreceksin. E, bir sonrakinde inşallah. E, belki olabilir. Senle de ben. Senle ben. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bunu boş ver. Biz ikimiz bir albüm şey yapalım. <laughs> Bence ben de. de. <laughs> bu Ama bizim onu, bu o programı Nüket'i de çağıralım. Ha? O programı tüm O Nüket... da Nünü'yü evet. evet. İkimiz bir... E... Sebepli sebepsiz. Evet. Biz ikimiz... Ya bazı insanlar var. İnsanın içini açar bebeğim Anladın. benim. Anladın mı? İşte o benim içimi açıyor. Oh, tamam o sen, sen onun içini açıyorsun. Ha. Ben kim oluyorum? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> sen de benim içimi açıyorsun. <laughs> Biz tamam, seninle Aykırı'nın şarkıları üzerine bir albüm yapalım. Öyle yapalım. Nini'yi promosyona çağırırız. Tamam. Bence vallahi de. bile. Peki bunların arasında seni çok şaşırtan Hı. bu yorumuyla benim şarkımı buradan aldı bambaşka yere koydu diyebileceğim bir insanın ismini söyleyecek cesaretin var mı? Var tabii. Kim? Var tabii. Yani beni e, çok şaşırttı. İnşallah Ata Demirer değildir. Değil. <gülüyor> 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 Ama Ata da çok tatlı. Aç kapıyı kız diye başladı. Aynen. Çok güzelmiş. Kalben. Kalben. Kalben çok şaşırttı, şaşırttı beni. Çok şaşırttı. E, çünkü bir nefes gibi benim müzik dünyasına girdiğim e, albümün adıydı ve o şarkı e, ve ben kalbenin ses tonu e, hakikaten kalpten bir insan oluşunu düşünerek bu şarkıyı ona ayırdım. E, bütün yaz yakalayamadım onu da e, bekledim ve bir buçuk ay önce anca e, seslendirebildi e, çünkü ne mutlu ki artık canlı müzik, e, konserler çok fazlalaştı. E, ve genç arkadaşlarım kendilerini sahnede ifade edebilecekleri imkanlar buluyorlar. E, bu imkanların arasına bu albümdeki e, yorumu e, çok şaşırttı beni. Önce geldi Müthiş kötümserdi. Bir gece önce konserden geldi. Ya Nünün niye ben şimdi okuyorum? Ben senin gibi okumayacağım. Ben bunu ben, 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 ben. böyle bir söyleniyor. Aa. İnan böyle huysuz. Ne diyorsun sen ya dedim. Yani ben hiçbir şey bilmiyor muyum dedim. Ha dedim. Ben bu şarkıyı sana uygun gördümse <laughs> bir daha bir düşün dedim. Ama ben senin gibi söylemiyorum dedi. <laughs> Kim istedi benim gibi söylemeni? O zaman niye sizlerle yapıyorum bu şarkıları Güzel. dedi. Çok doğru. Yani sen sen gibi söyleyeceksin. Hmm. Ha, ha iyi anladım o zaman dedi. Ha gireyim tamam. söyleyeyim, değil mi dedi? Harika. Gir söyle dedim. Uçtuk. Evet. Uçtuk. Ama o kız başka bir o şey. O kız eee hakikaten bambaşka, çok evet. kabiliyeti fakat insanı paralize eden bir evet. hali var. Evet. Beni de paralize ediyor. Evet. Beni de paralize ediyor. Okan bir... seni çok seviyorum. Çok emekli bir insansın. Çok harika bir insansın. Seni çok seviyorum. Evet, evet, Bunu biliyorsun değil mi? Sevgili, sevgili Okan olur. diye başlıyor. Bir, Okan. Yani beraber ne yapsak böyle sevgili Okan. Bu sevgili Okan, sevgili Sezen Aksu ile başlayan bir şey. <laughs> ee, sevgili Sezen Aksu, sevgili şu, sevgili bu filan ve bir, bir konuşması var. Başlıyor konuşmaya. Sen böyle başla diyorsun ki öyle falan filan fakat bir süre sonra fark ediyorsun ki konuşma bir türlü tamamlanmıyor. <laughs> yani böyle doyamıyor Mete çok, çok, çok güzel çok evet. güzel başlıyor konuşma böyle işte mesela ben sana diyorum ki Aytacım şöyle güzelsin böyle tatlısın böyle bir şey diyeceğim ben söyleyeceğim şöyle bir şey yapacağım sen de diyorsun ki estağfurullah 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 hani bitirse de gitsek bitirse de gitsek bitirse de gitsek <laughs> ondan sonra bir sene sonra bitmediğini görüyorsun. Yavaş yavaş böyle bir cinayet planlamaya başlıyorsun kendi kendine. Hani şuradan uçsam, bıçağı kapsam falan diyerekten. Böyle bir şey. Acayip. Tamamen. Çok duygusal. Tamamen esrik, duygusal, kafayı yemiş bir kafa. Fakat işte bir sanatçıda da bulunması gereken şey bu. Böyle yapıyor. Evet. Böyle çalışıyoruz. Evet. Biz hep çok kısa konuştuk kalbe Yok tatlı. Ya çok sen arabayla geçiyorsundur. <gülüyor> ya. <gülüyor> Yoksa kesin, kesin gitlerdir. Ya trendesindir. Hep kısa e, konuştuk. O i̇stasyonda çok az kalmışsındır falan. <laughs> Yoksa karşı karşıya kaldığın zaman çok acayiptir. Şey. Evet. Ben kaldım. Kaldım. Yok defalarca kaldı. Şöyle oldu. Ama Bu şeyde dinleme gecesinde bana geldi. Dedi ki Ay her yerde çıkıyorsun, çok mutluyum. İşte senin çıkmayan yerleri diyorum bilmem ne falan diyordu. <laughs> Sonra <laughs> dedim ki Senin de düetin var, değil mi? Dedim evet. Dedi çıkaracak mısın? Ben de mi çıkacağım? Dedi. Galiba dedim sen de çıkacaksın. De dedim hiçbir bir şey yapmışsın. Onu ona bir problem sunmuş. <laughs> <laughs> çok doğru. Yani hemen şey var mesela bizim. <laughs> Bak bu şey gibi. Bizim Beyaz Öztürk yapar. Mesela bir kere programına kadar o kan bayılgen. o geliyor o geliyor falan dedi. Ben böyle koştum çıktım geldim falan böyle yaptım. He dişinde maydanoz mu var? <laughs> bir küstüm abi. Dedim ki böyle bir espri yapılır mı ya? Böyle. <laughs> oturdum Ay. bütün program böyle oturdum. Küstüm. Çünkü orada Beyaz'ın da yaptığını sen ona yapmışsın bir problem çıkarıyor sonra. Sen çıkıyor musun filan deyince o durdu. Aslında bilmeden yaptım ben. Bilmeden. Bunu. Yaptım. Karşı tarafa bir problem vereceksin. yani Hemen bunu, gidip buna öğreneyim dedi ki ne oldu ya şurası oh. yapılmış mı filan diyeceksin. O falan ona takılacak. Yoksa serbest bırakırsan bunlar şey, iyi ki böyle manyak arkadaşlarımız var. Bence de. Ben bayılıyorum ona. Bence. Böyle bir manyak. Bizde de burada konser verdi, akustikler verdi falan filan. Bayıldı millet öldü. Çok evet. iyi. Çok iyi. Fakat aynı evde yaşayamam. Katil <laughs> Dur bakalım denemedin. Yok denemek istemem. Peki. Hakikaten şeyi seyrediyorum bu Netflix'te falan var ya I am a killer. Hmm. Nasıl ha. öldürdüklerini anlatıyorlar falan filan yani öyle olurum ben. Peki çok güzel toplanmayacak bir ekip toplanmış. Bunun ikisi üçü gelecek mi? Ne, nereye? Yani bundan bir tane daha yapacağım mı? <laughs> ha Valla sıkarsam dişimi yaparım. Evet bak bizi kandırıyorsun, ha. bizi heveslendiriyorsun. En azından bir tanesini de okuyalım. Ay, Ay evet, kesinlikle, ha. kesinlikle. Şöyle söyleyeyim. Belki böyle full, ya hiç bilmiyorum ya. Böyle full bir şey mi yaparım yoksa teker teker mi biriktiririm? Yani güzel olan tabii senin bunu şu anda. Şimdi ben ben senin yolunu çok iyi gözlemliyorum. Bütün konserlerden, bütün hepsinden. Şimdi yaptıklarını da görüyorum. Kendini müthiş bir cesaretle bir takım işlere böyle hiç hani köşene çe çekilip de aman bana ne lazım demeden risk aldığında görerek şimdi şöyle bir şey yapıyorsun. Herkula'da bir şey Kalkıp dönüp de kendi işte efendim e, klasikleşmiş şarkılarımı tekrar yapıyorum. Hı, bir konser sevme. daha vermek için bir bahane daha yaratıyorum. Hiç sevme. Şimdi yaptığın iş hukuken de sanatsal olarak da Zor bir iş. Çünkü ne yapıyorsun? Diyorsun ki ben benim sunduğum, meşhur ettiğim şarkıları bugünün çok önemli sanatkarlarıyla bir kez daha söylüyorum. Bir Aynen kere evet. baştan bir telif problemi çıkarıyor kendine. Baştan bir problem yarattı. Baştan verilemeyecek konserler yarattı. Baştan bir problem yarattı. Çünkü paylaştı. Halbuki evet. normalde insan bir şeyi paylaşarak götürmez. Tek başına götürür. Hı hı. Tek başına götürür. Yani bir albüm için bir tane düet yapar, bir tane enteresan bir lokomotif İyi, olacak doğru. bir şarkıda bir halt eder, ondan sonra gider. Bu öyle yapmadı. Ama Paylaştı. öyle değil, öyle değil. Bak, bu bir hüsnü niyet, bu güzel, hüsnü niyet. Bir Ama bir taraftan da e, bence parlak bir fikir. Neden? E, beni bilmeyen bir jenerasyon var. Yok ya. Evet. E kim Bak. geliyor konserlerine kızım? E, e, onlar değil. Ahiretten izinliler geliyor. Hayır efendim. <laughs> Allah Allah. E, şaka, şaka yapıyorum kendimizi ya Kendimizi şey yapalım ki. Şaka yapıyorum ama gerçekten <laughs> Ya bilmeyen Gençlerle dolu konserlerle gençler ya. Gençler geliyor ama yeni gençler, keşfedebilenler çok daha heyecan verici benim için. Çünkü Evren Can Gündüz mesela çok beğendiğim bir müzisyen. Onunla birlikte onun arkadaşlarıyla. E, bütünleşebilirsem e, çok mutlu olacağım. E, çünkü çok güzel konuşuyoruz onunla. Hiç ben Nüket Duruymuşum gibi konuşmuyor. Er, er, er falan. Bu vaziyetimiz Öylesin var. zaten? E, ama işte bu benim çok hoşuma gidiyor ve e, yeni keşiflerde de, aa hay Allah, Nüket Duru da çok enteresanmış diye yorumlar okuyorum. Hmm. A ben bilmiyordum diyor. Hmm. Aa ben şimdi nüket Durufan'ı da olacağım diyor. E, bu benim için yaşarken alınabilecek en güzel ödül. E, yeni evet. insanlar. Evet. Bence, yeni dostluklar. Bence, bence çok yeni do... arkadaşlar. Bu Zeynep Bastık'la ne yaptım? Bu kız çok e, Çok şey... şeker. Çok şeker. Onunla e, Çiğdem Talu Melih Kibar şarkısı söyledik. O seçti bunu bak mesela. Bu şarkıyı Gençlerden ona ben Erol seçmedim. Gençlerden Erol Evgin var. Onunla niye çalışmadın? <laughs> Sen tanıyorsun yeni çıkan Yeni çıktı, Erol evet. Evgin. Ha, bir yani ilk albümünü çıkardık. geçen. İlk Erol Evgin'i şimdi Erol Evgin ben kaç programda söylüyorum ben Erol Evgin'den şüpheleniyorum. Çünkü birisi Erol Evgin posteriyle dolaşıyor aramızda. Ben <laughs> onun gerçek Erol Evgin olduğunu düşünmüyorum. Yani birisi sabah evden çıkarken yüzüne bir Erol Evgin posteri yapıştırıyor. Kesmiş oradan böyle gayet <laughs> güzel görünüyor. O Erol Evgin şey yapıyor gençlerden Erol Evgin. Evet. İnanılmaz. Evet. E, İnanılmaz. Bütün mesele... Transilvanya'dan Erol Evgin de diyebiliriz. Bütün evet. mesele insanın bedeniyle, teniyle değil de beyniyle ve ruhuyla hareket edebilmesi. Benim için hayatta en genç insanlardan biri Haldun Dorme. Haldun Dormen hepimize taş çıkaracak, evet. hepimizi gömecek ve sonra yine gençlerle tiyatro yapacak. Evet. Benim Haldun abi de evet. düşündüğüm şey bu. Ben tabii ki sana bir şey söyleyeyim. Ben Rolling Stones grubu gibi buruşmaya inanıyorum. Hı. O kadar buruştular ki artık hiçbir yerleri görünmüyor. <laughs> yani biliyorsun değil mi? Yani ama o, o cins, ırk, yani coğrafya. Özellikleri hiçbir müdahale yaptırmamaları ve davulcuları, gitaristleri, diğer gitaristleri ve solistleri... Ee, bir tek basçı ayrıldı bunlardan. Hı. Biliyorsun basçı da şimdi bunlar 55. yıllarında mı? ne Tuncer değil mi? 55. yıllarındalar mı? Nerede e, galiba, Tuncer orada diyor. Tuncer orada ama uyuyor. Aman bu da Rolling Stones sevmez. <gülüyor> Neyse <gülüyor> ondan sonra. Ee, ve bunlar basçı 40 sene sonra galiba. Ya 35 sene sonra 40 sene sonra gruptan ayrıldı. Tahammül edemiyorum artık. Yani. <laughs> 40 sene sonra <laughs> tahammül edemiyorum artık <laughs> diye artık bunlarla çalışmayacağım diye ölmek üzereyken ayrıldı o da ölmedi bunlar da ölmedi 80 yaşına geldiler evet. hala konserve o kadar buruştular ki o kadar buruştular ki şimdi Erol Evgin'e hiç bunlar olmadı olmadı olmaz ee, herhalde ama bizim şeyimiz gel. değil mi bizim genetiğimiz bizim genetiğimizde tabii ki büyük fark var ama onun dışında Erol e... Evgin kaç doğumlu Hatırlamıyorum. Bilmiyorum. Ya herhalde 50 doğumludur. Bilmiyorum. Bunlar da 44 doğumlu ayol. Bilmiyorum. Yok. Sana bakayım. <laughs> 1917. <laughs> <laughs> Beni bunlarla korkutamazsın. O kadar bak. O kadar. Nünü ile ilgili o kadar şey yapıyorum ki. Yani bir programa geldiği için tabii bunu şey yapıyor. Çünkü benim sevgilim bana sürekli diyor ki. Okan. Nüket'i sonunda diyor çok fena kızdıracaksın. Çok Aa. fena kızdıracaksın. Çünkü her seferinde sahneye çıkıyorsun. Nüket konser verdiğinde her seferinde sahneye çıkıyorsun ve mutlaka yaşla ilgili bir espri yapıyorsun Evet. Diyor. 7 yaşındaydım onu izliyordum diyor. Seni <laughs> Allah nasıl bilir söyle. <laughs> <diyor. gülüyor> Ay, Çok sen bu kadar, güzel, bu kadar güzel, bu kadar güzel, bu kadar dipdiri, bu kadar harika olmasan sıkar mı ben de sana böyle bir şaka yapayım? Canım de, benim evet evet ama Bir de 100 yaşında olsan ediyorum. ne olur bu halinle. Aa, no. Ha Aa, değil mi? Kemik gibisin. <laughs> kemik gibisin ne ya? Buna elik diyecektin. <laughs> Kendi, kemik, kemik <laughs> demek işte. <laughs> <demek. gülüyor> kar. <lan>. Ay muhteşem. <laughs> Ha. ha gibisin Hemen, yani ha, gibi. tamam Dip peki. Gibi. Tamam. gibisin Dip sevgilim. <laughs> hey. Hey. Peki bir e, tane daha nasıl? klibimiz var. O ama biraz e, dokumenterisi gibi mi Mabel evet, Matiz, Evet, Dola. evet, Görelim Stüdyoda. Onda. Görelim. Ne? Canım der. Ya hani dokumenteriydi bu. Basmaya bir klip işte. Evet, içine İstanbul görüntüleri falan da evet. katınca e, klip oldu. Çok güzel olmuş. Hı hı. Şimdi bundan tekrar tekrar bu kliplerden gelecek. Diğer düet yaptığın işte Kenan Doğulu, hmm. Emre Can Gündüz, Funda Arar, Kalben, Zeynep Bastık, Ceylan Ertem, Sena Şener, Rubato, Ata Demirer evet. ve olmayan Ayta sözleriyle. Ondan sonra. <laughs> o klipte gelecek, yetişecek bonus. <laughs> benle, benle bir sonraki albüme eğer tekrar böyle bir şey düşünürsem ben biraz restatif bir şey yapacağım. Restatif bir şey değil, ben erotik buldum, bir buldum. şeyi tercih ederim ve o şarkımızda ben Hadise gibi dans etmek isterim. Hadi Her canım. Olarak, evet. Hadise gibi dans etmek isterim ve dekoltemin de mutlaka Hadise gibi olmasını isterim ben. İstersin. Buna katlanabileceksen ben e, seninle bir klip yaparım. Yoksa ne, ne kimler kimler sırada? diyorsun. Tabii ki. Yani artık <laughs> klipler erotik olacak. Ben hiç erotik bir şey göremiyorum. Ha. Çok saygı değer falan filan. Sen ee... Şey. Yok görmedim. Kuşlar uçuyor, çocuklar var. Ee, i̇kisi de giyimli. Nünü çok hoş görünüyor. Diğerinde de otele gittiler. Yine erotik bir şey yok, sürtündüler, sürtündüler e, duvarlara. Mart ya, Mart geliyor ya. Ondan Sonra yani elimizdeki en erotik şey papağan. Papağan. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar. Oh, evet. Çok seviyorum onları. Evet. Hayvan Harik çok seviyorum. Çok seviyorum. Peki. Bu işin bir albüm ve tabii ki işte çeşitli dijital platformlardan evet. dinlenecek, çokça dinlenecek. Ay Bir numarada Zeynep'le şarkımız, bir numarada bir haftadır. Aa. Vallahi ben alışkın değilim, şaşırdım. Çok ba, ba, hoşuma gitti. Bak tevazu, alışkın değilim, şaşırdım. E yani birkaç senedir yapmıyordum şey, albüm. Aman konserden konsere koşuyorsun kızım. O başka. O nasıl oluyor, nasıl konserden konsere koşuyorsun? O kredi. Ha ne kredisi? Tabii. Ha insanlar o kadar çok seviyorlar ki falan o değil. Bir insan gündemde değilse konserleri bu kadar dolmaz. Bence evet. de. Evet. Aa, Güzel aa. konuştun canım. Evet. Hala kızım söylesene konserler Arada nasıl? Arada böyle şeyler söyledim. Neler yapıyorsun? Benimkiler Söyle. de çok. Ha, çalışıyorum. Biraz isim verirsen o kadar çok <laughs> Nünü'den söz etti ki evet. hiç Ayta'ya vakit kalmadı. Ya ben diye. Hiç mu çok mutluyum. Ben de mutluyum ama iki bir... arkadaşımla oturmuş sohbet ediyorduk. Evet tatlım istedim. zaten öyle oluyor ama <laughs> birazdan biraz da Ayta'dan söz edelim. <laughs> 1957 Almanya doğumlu. Evet Amerika. doğru. Evet. Ben bak hiç itiraz etmem. <gülüyor> <gülüyor> 27 desin de bakayım ne diyorsun. <laughs> 27'ye de etmem. Evet. Ah yaşa. ben de 6 yaşında Almanya'dan İzmir'e taşınırsın. Evet. Niye? Ailemin kararıydı bana sormadılar tabii ki hmm. Hatta bununla ilgili acaba diyorum ki bir dava falan açsa ama ailem bana sormadan beni getirdi Bravo. Benim kimlik hakkım var ve ben şimdi aklım bahallik oldu ve kimlik hakkımı istiyorum Hiç de. tavsiye etmem Son olarak Frankfurt Havaalanı'nda öyle badireler atlattık ki Hiç tavsiye etmem bu gördüğün değerli e, orkestra üyeleriyle beraber O hani kasırgalı gün vardı ya <laughs> Evet bir kasırgalı gün oldu. Evet. O kasırgalı günde uçağımız saat 7'deydi Frankfurt Havaalanı'nda. Saat 7'deki uçağımız için oradaki güvenlik kontrolüne girdik. Polislerden filan söz etmiyorum. Polislerden ne olacak? Polisler şöyle davranmış böyle davranmış. Onlar kolluk kuvvetleri. Yeni bir şey var. Bir başka bir toplama kampı kurmuşlar. O toplama kampında güvenlik güçleri değil özel güvenlik elemanları bizi test ediyorlar bizi test ediyorlar. Nasıl test ediyorlar? Böyle bir şeye giriyorsun. Şimdi yeni biliyorsun bir döner şey var. Hı hı. Ona giriyoruz ya. Evet. Bir de Kolları kaldırıyoruz. adam sen geri zekalıymış gibi, geri zekalıymışsın gibi onu yapıyor. Böyle yapıyor. Sana bak. <gülüyor> <gülüyor> ya herhalde salak değilim. Ona da dönme dolap olarak da bakmıyorum gibi bir şey. Yani ben duracağım o dönecek filan böyle yapıyorsun. <laughs> böyle yapıyorsun filan. Ondan sonra oradan çıkıyor. Şimdi onun hikmeti ne? Onun hikmeti ne? Bu alet seni şey yapsın, etrafında dönsün. Hani eskiden kapıdan geçiyordu. Oramızı buramıza bakıyorlardı. Bu etrafımıza dönecek. Bize dokanmayacaklar değil mi? Hayır. Tekrar dokunuyorlar. Direkt direkt olarak yaptıkları şey şu. <laughs> Bana yapmadılar. Sana yapmazlar. Kadınlara yapmıyorlar. Erkeklere yaptıkları şey şu. Ciddi söylüyorum. Niye Bunda acaba? ayıp bir şey yok yapıyorlar. Bana yaptıkları için. Sonra da bunu ben... yaptıktan sonra hepimize yaptılar. Bak bu çocuğa, bu çocuğa, bu çocuğa ve bu çocuğa. Biz bir tiyatro ekibi olduğumuz için önce Hamburg'da, daha sonra Frankfurt'ta oyun oynayıp oradan geçtiğimiz için hani belki tek kişi olsam derim ki hayal görüyorum. Ama hepimize yaptılar. ölçülük yapıyorlar şüphesi içindeyim. Önyargılıyım, başka bir şeyim filan. Ona hayır öyle değil. Direkt ve Yusuf dedi ki abi bana <laughs> Murat dedi ki abi ben <laughs> Tuncer dedi ki abi bana genç çocuk çocuk işçi dedi ki abi bana da yaptılar. Sonra da bunu yaptıktan sonra da bacak içlerine apış arasından başlayarak ben de dedim ki gel bebeğim. <gülüyor> <gülüyor> Gel, Madem yolu yok. Vallahi gel bebeğim dedim. <laughs> A -a. Gel bebeğim dedim. Hepimiz güldük ya. Hepimiz gülünce ne oldu abi? Üç tane polis geldi. Ah. Üç A -a. tane A -a. polis geldi. Niye geldi baba? Gülüyorlar. Gülüyorlar. Gülmekte bir itaatsizlik var. Gülüyorlar. Yani gülmek, gülmek, gülmek demek ki nümayiş çıkaracaklar. Polis geldi. Babacığım ne oluyor? Ne oldu Hayır. peki? Sinirimiz bozuk vaziyette gittik uçağa filan Bekledik. 10 dakika gecikti, 10 dakika gecikti, 10 dakika gecikti. Sonra bize dediler ki uçak iptal oldu. Kasırga. Tahmin ediyorduk olabilir. Ne yapacağız baba? Tekrar Almanya'ya geri sokacağız. Almanya'ya geri gittik. Pasaport. Niye geldiniz? Ayda. <laughs> Lan niye geldik? Kuşak iptal oldu. O yüzden geldik. <laughs> Döneceğiz, tekrar gireceğiz. Bu da seni Bana, buluyor. Abi anlattık mı anlattık. Neyse polis polistir. Tamam, bir şey demiyorum. Ülkelerin güvenlik kol güçleri, kolluk kuvvetleri hakkında bir şey söylemiyorum. Korkumdan değil, söylemek istemiyorum. Çünkü başlarında belalar var. Bunu bildiğim için anlayışlı davrandık. Gittik. Tekrar şeye girdik. Bilet bilmem nesine sırasına falan. <laughs> abi Öyle aldık biletleri. Abi 16 kişi, hayal görecek halimiz yok 16 kişi birden. Tekrar girdik. <gülüyor> <gülüyor> Ama biraz önce diyecektim girerken mi çıkarken Ayy. mi diye. Abicim, hem girerken ya hem dedik ki hiç... biraz önce tuttunuz. <laughs> aynı şey. <laughs> aynı şey. Ve kendi memleketimize geldik. Oh. Mis gibi gencecik polisimiz. Vallahi yani bu şey yalakalık olsun diye söylemiyorum. Kendi memleketimize geldik. Mis gibi polisimiz, Hoş mis geldin. gibi kontrollerimiz, hepsi gencecik çocuklar, hepsi gencecik güvenlik görevlisi, polis şu bu falan. Abi bir başladım ağlamaya, A -a. <laughs> hayatta hiçbir zaman ağlamak. <laughs> Allah'ım memleketimden uzak tutmasın, eksik tabii. etmesin başımdan Abi, Abi çok fena, ya bu kadar adama ellersen öyle oluruz. <laughs> ona mı ağladın yoksa? Ona ellendim diye ağlamadım, <laughs> ona hazırım. <et. gülüyor> Ama buyur da demiş. Belki. Hayır yani ellediği için o ağlamıştır belki sonradan onu bile <laughs> ama benim, yani kıskançlıkla çok ağlayan oluyor ama şunu söylemek istiyorum adamların tecavüzü ve terörü korkunç. Sakın gitme. Tamam. Sakın gitme. Tamam. Almanya'da bizim şeyimiz. İşe de mi gitmeyeyim şimdi işe konser almışlar. İşe git, Frankfurt üzerinden gitme. Ama kadınlara ellemiyorlar dedin zaten. Kadınlara ellemiyorlar, ama kim bilir başka neler yapıyorlardır. Aa. Çünkü orada da kim bilir o erkekler gibi kompleksli kadınlar Yok, olabilir. Belki mesela çantanı kıskandı, belki çantanı kıskandı, Doğru. belki bir şeyini kıskandı. Olabilir. Neyse ben de anlatırım yaparlarsa bir şey gelirim bir daha. Vallahi gel anlat. Şimdi bunu, bunu öğrenecekler. Şimdi bebeğim. Ee, daha önce senle konuşurken bunlardan bahsettik ama sen durmadan çalışıyorsun. Şimdi bu benimle söyle var. Evet benimle söyle. Şimdi ara verdiler. Haziranda yayınlanacak tekrar. Çünkü Ama o kanal değiştirdiniz. Ya Fox TV'ye geçti. Evet. Ay, söyleyemiyordum herhalde. Kanal değişti. Söyleyemiyor musun? Bilmiyorum ki. Niye söyleyemiyorsun? Fox TV deyince ne olacak ki? Bilmiyorum. Fox'a geçtik. Ay, bayağı bayağı ee, Haziranda bir dört bölümünü yayınladılar. Haziranda şey yapacaklar, yayınlamaya devam edecekler. E, ayrıca da bir tane stand-up bir işte İşte ondan söz etmeni istiyorum. O ne? Dijital platformda, D-Smart Go'ya e, bir stand-up ne, show nerede, çektik. Nerede? D-Smart Go. D-Smart Go. Evet. Öyle yazıyordu. Dijital platform diye. Güzel. Oraya bir standart show çektik. E, genç stand-upçılar. E, ben de sunuculuğunu yapıyorum. Çok güzel. Evet. Bir iki böyle espri yapmaya çalıştım. Onlar yapıyorlar ya kıskandım falan. Bayağı da beğendim kendimi. Evet. Hani belki stand-up falan yapabilirim diye. Ama zaten sahnedesin. Sahnen harikulade. Saniye ayrı ama stand-up yapmak çünkü onlar e, başka bir şeymiş gibi geliyor bana. Başka bir matematiği varmış gibi o stand-up'lar. E, çünkü benim aklıma gelen daha önce gidip böyle izlemediğim için büyük bir ihtimalle Amerikan filmlerinde birisi çıkar stand-up yapacaktır ama mikrofonu açar. Önce mikrofon bir öter diye o kısmını hatırlıyorum sadece. Ama çocuklar inanılmaz yetenekliler gençler. Ve ilk önce ilk izlediğimde bir şey anlamadım provaları yapıyoruz falan. Dedim ki yani insanlar bunu nasıl gülecekler? Ya öyle değil bak anlattıkları zaman göreceksin. Bir dakika provası yapıyorlar çünkü ne kadar sürecek evet. diye. Sonra sundum. İlk komedyeni çağırdım. Oturdum ve kakır kakır anır anıra gülüyorum. İkinciyi çağırdım gene gülüyorum. Üçüncüyü çağırdım. dedim ki ya bunlar provada böyle değillerdi ne oldu? Güzel. Nasıl gülüyorum inanılmaz. Sonra öğrenmek istiyorum dedim ve gerçekten de inanılmaz. Mesela Alpay Erdem diye bir çocuk var, ee, anlatım şeyini şeklini galiba beynime kazınmışım ve bugün asistanlarımla öyle konuşuyorum. Ee, i̇şte şimdi çok şey vermeyeyim anlattığı hikayesiyle alakalı. Ee, bir şey, bir nesneden bahsediyor ve o nesneyi anlatırken karısı ona söylüyormuş diyor ki Özlem içeri geldi ve bana dedi ki sen bunu biliyor musun? E i̇nanılmaz hoşuma gitti bu. Ve bugün öyle konuşuyordum mesela. Tane Peki, tane. Senin aslında stand-up ya da benzeri bir şey için ihtiyacın yok. Sen zaten birçok sahnedesin ve o sahnelerin çok başarılı. Sen belki stand-up yani sadece stand-up belki bir insanın sahneye çıkma nedenidir. Ama sen zaten sahnedesin. Şovunun, kendi şovunun, büyük şovunun istediğin kadar bölümünü konuşmaya o, o şekilde Evet İstersen sonra hepsini konuşma yap, şarkıları at. Hı. Yavaş Aa, geçiş yap. Olma. Ya olmaz. Ya olmaz bana de, sorarsan de, da olmaz. Ama, ama. Ama bu sanki şeyde sahnede yaptığın öyle bir şey değilmiş gibi. Bunlar bir hikaye. Ama bu çocuklarda başka bir şey yok. Sendeki şey yok zaten. Hı -hı. Ben de onu, şimdi bu aynı şeye benziyor. Bana da diyor. Okan ne zaman YouTuber olacaksın? Ne gerek var ki? Ben zaten sahnedeyim ki. Hı hı. Yani benim yaptığım şey. programlar zaten YouTube'dan yayınlanıyor hı hı. ben bir de gidip YouTuber mı olacağım yani bir başlangıç tekrar bir başlangıç mı yapacağım yapmaya gerek yok ki bizim Beyazıt yaptı Beyazıt ya ben de onu anlamıyorum diyorum niye yapıyorsun yapmana gerek yok ki sen zaten yıllarca YouTube'un en çok izlenen videolarını zaten kendi televizyon programını olarak gerçekleştirdim ve onlar da YouTube'da yayınlandı ve oldu. Yani bir de ayrıca gidip de tekrar başka bir kuyruğa girmeye gerek yok ki. Onu demek istemiyorum diyorum. Sahnede bizim <laughs> yaptığımız sahne şarkılar arasında anlattığımız hikayeler daha konuştuğumuz. Daha zor. Samimi söylüyorum daha zor. Tabii söylüyorum, gerçekten daha zor. mi? Ben Tabii. Sanki... Tabii daha zor. Tabii. Çünkü öbüründe sadece şaka duymaya e, hazırlıklı ve meyilli birisi geliyor ve onlar senle beraber <laughs> diye bekliyorlar ve sen punchline'ı Punchline'ı verdi <laughs> yani punchline'ı verdiğin anda, final esprisi evet. bilmem nesi, ana damar ne halsa, onu verdiğin anda gülüyor. Sen de öyle değil. Sen daha zor bir şey yapıyorsun. Zaten şarkı söylüyorsun, zaten bir sahne şovun var ve bunun yanında iki de şakayı sokuyorsun araya. Hiç gülmeyeceklerini düşündükleri bir anda gülüyor. Evet, evet tabii ki. Öbüründe hazırlıklı ama sana bu daha zor geliyor. Tamam geliyordun. ben de kendimi çok hafife almıştım. Evet. Evet. Almışım, yani e, e, Ha hafife evet, Ben arada öyle. Ara, üç haftada bir geleyim ben bu programa. Tabii. Yemin ederim Ben ne konuş? Yani sadece programa gelmek değil. Ben ki... iyi kariyer planlaması yapar. 1918'den beri Nüket'in kariyerini ben evet, planlıyorum. O planlıyor. Bir yaşından beri <gülüyor> <gülüyor> Peki harikuladesiniz kızlar. Canım. Size oh. bayılıyorum, size bayılıyorum, Biz size bayılıyorum. Sana... Bir kere bu girişime bayıldım. Gelip e, beni ziyaret ettiğinde bana anlattığın şeyin de üstünde bir başarı kaydetti. Çok bütün teşekkür ederim. Bütün bir konsept, filmiyle değil. efendim resimleriyle, albümüyle, ilk e, tanıtım konseriyle ve klipleriyle her şeyiyle tas tamam. Bütün ben, bunları kimle yapıyorsun? Bütün bunları e, aslında tiyatro tahsili yapmış ama e, müzikle de e, yakın ilgisi olan Evren Ercan'la yapıyorum. Kim? Evren Ercan, siz iyi tanıyorsunuz e, efenime söyleyeyim. Evren Benim Ercan. genel sanat yönetmenliği mi? Bak kadın öyle bir kadın ki, kadının genel sanat yönetmeni var. Sen... Pff. Bak şimdi... Kadının bütün, kadının genel sanat yönetmeni. Ama çok muyum bu, Meneşeri, bu kadar Marfan. birikim. Bu öyle bir şey ki böyle, öyle çeşitli debdebeli filan, evet. buna genel sanat yönetmeni tutuyoruz. Mesela sen bunun karşısında ancak bir genel yayın yönetmeni tutabilirsin. <laughs> Nereden buldum onu ya? E ben de bulurum bir tane ben genel yayın yönetmeni. Ben de teknik direktör falan alırım herhalde. Evet. evet. Ama çok mühim çünkü evet. e, e, seni de öğrenmediğim. Evren biraz asabi filan bir tip değil mi? Evet, ben evet. tanıyorum onu. Sürekli toplantı halinde. Çok güzel bir kız. Evet. Çok güzel bir kız. Evet. Harikulade bir kız. Fakat insanı doğduğuna pişman ediyor. <laughs> <laughs> Öyle bir kadın nasıl böyle bir yani illet bir şey <laughs> yemin ederim yani bütün bir yaz geçirdik birlikte şu şu kadar bir telefonu kulağına soktuğunu gördüm şöyle. <laughs> Akıyor yani akıyor. Ama ben hep anlattığın kişiler hakkında ön yargılı olacağım. Çok yani iyi tanımıyorum. olacak çünkü. gibi değil. Olacak gibi Çok değil. Çok fazla işkolik. herelereler, hele 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 Ondan sonra. Güneşleniyoruz. E, işte o çalışıyor. Onda zebra desenli, Ben de leopar desenli, <laughs> mayolarımızla e, sulara koştururken. Korkunç. Abi bla 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 abi 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 e o kadar çok telefon sana Korkun. Allah etmesin. Yani işte Allah... ben çok yaşayayım diye onu şey evet, yapıyorum. Evet ama <laughs> müthiş. Ay. Bir kere harikulade bir prodüktör, organizatör, tiyatro evet. işleri de var. E zaten belli yani. Var. Evet. Belli ve bütün bu iş zaten müthiş. Evet. Ay ne, ne, yarandım, ne yarandım, ne yarandım evet, ayol. Evet hakikaten ayol alışkın değilim sana. Ya, ya, hasta, hasta mısın, de de bunu, nesin? He? Ama nüket öyle yapıyor. Her sahneye çağırdığında bir iki tane güzel cümle söyle benim için diyor. Evet. Diyor mu? Öyle evet. söylüyor. Evet. Tabii Kenan da öyle çağırıyor. Diyor. Hayır. Bana da tam tersini yapıyor. <laughs> bana da sahneye çıktığı zaman ne söyleyeceksin? Hani sınırlı tut. Çünkü bütün derdi beni bir bir an önce sahneden aşağı atmak. Az da öyle Kıskan diye. Ol, vallahi. Evet. Yani hemen üç laf ediyorum. Hemen haydi bakalım yeni bir şarkıyla falan. Filan <gülüyor> <gülüyor> Zaten gidecek biliyorum. Hmm. Şey tiyatrodaki kilotlu çoraplarını giyiyor. Bak, Hayır, bunlar, bunlar bambu dert etti bu. Şimdi <laughs> Amadeus Am da oynamaya başladı ve Amadeus Ama olaydın. Ya biliyorsun olaydın. işte yüzyılı şey yüz şey, Yüzyılı çoraplar. Şimdi kadınları anlamaya başladım. En çok bambu çorapları seviyorum. Naylon çorap sevmiyorum. Telimi <laughs> gösteren çorapları sevmiyorum. Bir bambu çorap Nylon giyiyorum. Naylon iyi değil. Bambu these. çorap giyiyorum. Altına bir bot giyiyorum. Ee, uzun çoraplarım var. Onları üstüne çekiyorum bambu çorabın üzerine. Üzerine de bir mini şort. <laughs> Böyle üzerine gördüm adamı. uzun adam. bir palto. Böyle dolaşıyorum. Zaten o adamı oynuyorum. Ve kimse bana bir şey demiyor. Geçenlerde İstanbul Belediyesi'ne gittim o halde. <laughs> O günden beri zaten evet, hiç bir şey demiyorlar geldin, değil Okan mi? Hoş geldin Okan abi. Okan abi falan da. Okan <laughs> 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 Hiç kimse bir şey demiyor. Vallahi çok acayip. Ama yani çok. oyunda o kadar etkilendim ki. dün... Ama ne etkilendi? Fırladın evet. gittin şeyden ondan sonra. Ay vay şarabı ben... kütahıramayacağım falan. Bas basıp gitmedin. Utandım. Estağfurullah. Evet biliyorsun beni. Çok tatlısın. Ondan sonra da şey bir röportajda sordular. Tarihte biriyle yemek yemek İstersin. hayaliniz olsaydı kimle o yemek isterdiniz? Yani. dedi Yok Beethoven dedim senin yüzünden. <laughs> Beethoven'le yemek yemek isterdim. Şimdi bu güzel bir espri mi? Tamam ben... ben... <laughs> Yani bu güzel bir espri mi? Ya senin şahsında dedi. <laughs> ya bu güzel bir espri mi? Olmadı. Yani bu oldu mu yani? Hmm. Tam gider ayak yani. Ya, o kılıkta... o ya beni bozmadan yapamıyor çünkü. Keşke kalksaydık Nüket. Ya. fazla oturdu galiba kalksaydık. Hayır, fazla oturdu ve beni yıkmaya Öyle öyle cadıdır ki yani son anda bir şey pat. Ama çok güzeldi. Tamam. Oyun çok güzel. Ben de izleyeceğim Proje Bak, inşallah. Artık? Güzel Başka abi. konuklarım Ay, var. Yeter ne var. Var. Alkışlıyoruz.